Bizi işte gözaltına almışlardı. Ne yapıyorlar? Fikirlerimizi engellemeye çalışıyor. Şimdi sen beni alsın hapse de kapatsan. Tabii. Benim düşüncelerimi, benim fikirlerimi hapsedemezsin ki. Benim zihnimin içindeki o ufkun genişliğini daraltıp da o parmaklıkların arasına koyamazsın ki. Benim ufkum bütün dünyayı, bütün evreni kaplamış. Evet. Allah'ın varlığının ulaştığı her noktaya ben iman etmişim. Allah'ın varlığına inanmışım ve Allah'ın yerlerin, göklerin, bütün her şeyin, alemlerin Rabbi olduğuna inanmışım. Benim bu düşüncemi alıp da sen o 1 metrekarelik, 2 metrekarelik parmaklığın arasına hapsedemezsin ki. Benim ufkum açılmış, sonsuz evrene açılmış, sonsuz ahiret hayatına açılmış. Cennetin, cehennemin varlığına kesin bilgiyle inanmışım. Allah'ın rızasını kazanmak için başka bir hayat şekli zaten düşünmemişim. Ben buna iman etmişim. Benim zihnimi sen hapsedemezsin. İstersen ömür boyu hapsin içine koy. İstersen o hapsin içinden hiç çıkarma, tek kişilik hücreye koy. Benim ufkum zaten sonsuz olarak genişlemiş. O yüzden insanların işte fark edemedikleri şey bu oluyor. O yüzden de kendilerinin o küçük dünyasında iman edenleri de o küçük dünyayı çekmek istiyorlar. İşte yobazlar senelerce insanları bunu yapmışlar. İşte eşine mahluk olarak bakmış. Yarım insan diyor zaten. Açıkça Evet. söylüyor, itiraf ediyor, yazıyor ve bunu böyle kabul ediyor. Eşi dediği nedir? Allah'ın yarattığı, Allah'ın en güzel surette yarattığını söylediği en büyük cennet nimetlerinden biri olan bir kadındır. İman ediyorsa Müslüman kadındır. Allah'ın en değerli dünya üzerinde yarattığı varlıklardan bir tanesidir. Sen onu yarım insan olarak değerlendirecek ne akla, ne bilgiye, ne de fikre sahipsin, ne de öyle bir yetkin var. Allah sana böyle bir yetki vermediği gibi seni bundan dolayı zaten ahirette cezalandırabilir. Tamam. Önce bunun farkına varacaksın. Sonra insanları böyle yönlendirdiğin için yobaz zihniyette olan insanlara sesleniyorum. Bunun sorumluluğu senin de üzerinde olacak. Çünkü Allah ne diyor? Bilinçsizce saptırdıkların hem kendi günahlarını diyor Allah ayetinde, hem de bilinçsizce saptırdıkların günahının bir kısmını yüklenirler diyor. Her saptırdığın insanın günahı üstüne gelecek. Allah burada işte insanları ayetleriyle uyarıyor. O yüzden Müslüman olanın yapması gereken hem ufkunun genişliğinin son noktasına kadar gücünü kullanması, gücünün yettiği son noktaya kadar Allah'tan korkup sakınması, Allah ki böyle korkup sakının diyor. Allah'tan ne kadar korkup sakınmak gerekiyorsa öylece korkup sakının diyor Allah. Gücünün yettiği son noktaya kadar deli aşkla, tutkuyla Allah'a bağlanma ve Allah'a öyle bir sevgiyle, işte Hazreti Musa'nın, Hazreti Harun'un ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an'da örnek verilen diğer Müslümanların Allah'a haşyet dolu bir korkuyla, saygıyla boyun eğerek, içlerinden geldiği gibi ve gayba iman ederek Allah'a iman etmeleri. Ancak bu şekilde insanlar gerçek samimiyeti yakalayabilirler ve ancak bu şekilde insanlar Allah'a tam gerekli kulluk vazifesini yerine getirebilirler Didemciğim, inşallah. gözaltı deyince aklıma geldi de o zaman onlar da anlamışlardı, oradaki bütün memurlar. Evet. Biz de anladık demişlerdi sizin bakışınızdan. Siz dönmezsiniz, siz vazgeçmezsiniz. Siz buradan çıkınca yine aynen devam edeceksiniz demişlerdi. Daha Biz oradan güçlendik Allah'a çıkınca şükür. aynen Şimdi devam şükür. etmedik. Yüzlerce Daha katı güçlendik. güçlenmiş, şeklenmiş bir Maşallah. şekilde devam ettik Allah'a şükür. Bu Maşallah. da evet. Şey demişlerdi, zaten onu anlatmıştık da. Kızların bakışları çok dikkatimi çekti Evet. demiş orada görevli memurlardan bir tanesi. Bana demişti direkt. Aileleri çağırmışlar. Evet. Aileleri işte zorla şikayetçi yapmaya çalışıyorlar. Öyle bir ortam olmuştu. Aileleri demişler ki biz bunu anlamıyoruz. Kızların bakışları çok dikkatimi çekti. Demir gibi Demir demiş. gibi demişti. Evet. Yani maşallah. Bana demişti maşallah. ifademi alan kişi, bakışlarınız demir Evet. gibi demişti. Siz hiçbir şekilde vazgeçmezsiniz, belli oluyor İşte demişti. vazgeçeceğimiz şeyin ne olduğu çok önemli. Bir Evet, kere ortada tabii. bir suç yok. Ortada bir gönül birliği var. Bir arkadaş topluluğu var. Bir arkadaş topluluğunun birbirinden neden ayrılsın? Evet. O arkadaş topluluğu ne yapıyor? Bir gönül birliği kurmuşlar. Neyin üzerine gönül birliği kurmuşlar? Allah'ın varlığının birliğinin üzerine ve Allah'ın Kur'an'da anlattığı güzel ahlakı anlatma üzerine. Şimdi ortada bir suç yok. Gece yarısı 3'te 93 tane eve girildi. Tabii. Bakın gece yarısı 3'te İstanbul'un herhangi bir yerinde siz 3 tane eve girin, 5 tane eve girin. Bilinçli veya bilinçsizce suç unsuru olabilecek bir şeye rastlarsınız. 93 eve girildi. Ya da uygunsuz bir Bütün duruma da belgesel şey bir şey olur yani. videolarını topladılar, kasetlerini topladılar, bütün müzik CD'lerini topladılar. Zaten hepsini tek tek baktılar, sürekli söyleniyorlardı. Böyle öbek şeklinde şey vardı yerde, böyle kasetlerden oluşan öbekler vardı. Hepsini baştan tek tek izletmişler. İnşallah imanlarına vesile olmuştur. Evet, inşallah. Penguen'den başka bir şey yok diyor bu videoların içinde. Bayağı kızmışlardı zaten. Sürekli penguenden iman hakikati İmadaki videoları. çevirilerimi baştan sona okumuşlardı. Yeni düzenlemiştim. Bayağı bir disketin CD'm vardı. Şimdi nasıl bulsun? Zaten yani öyle bir inancımız yok ki bizim. Son derece samimi niyetli Allah rızası için yaşıyoruz. Tabii. Dediğim gibi herhangi bir eve girseler suç unsuru oluşturabilecek.
veya suç unsuru olduğunu iddia edebilecekleri bir şey olur. Şimdi bu halojen lambalar vardır biliyorsunuz. Onların Reos'ta diye ayar düğmeleri vardır. Onları toplamışlardı ve gizli kamera aletleri diye sundular. Zaten mahkeme onların hepsinin delilleri sunuldu. Mesela güvenlik kameraları vardır bahçelerde bildiğiniz büyük bütün evlerde 3 katlı 4 katlı evlerde bahçe içindeki evlerde vardır. Hatta lokantalarda banka girişlerinde bütün her yerde vardır ki günümüzde şu anda olmayan ya apartman girişlerinde bile mevcut. Tabii canım, o koca kameraları büyük beyaz böyle kameralar klasik herkes bilir. Kameraları gizli kamera diye toplamışlardı. Hepsinin tabii ki delillerini bilirkişi raporlarıyla sunduk mahkemeye. Hiçbir şey bulamadıkları için ne yapacaklarını şaşırdılar. Evet. Bu klasik tabii ki o zamanlar 99 senesinde olduğu için mahkeme o zaman daha bilgisayar parçaları o kadar gelişmemişti. Bilgisayarlarda disket sürücüler vardı. Bilgisayarlara bir dosyayı o şekilde aktarsın. Disket sürücüleri tabii ki yani görevli memurların hepsini tenzih ederim de bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Disket siliciler diye topladılar. Hepsini gösterdik tabii ki mahkemede. Hepsi anlatıldı. Bütün bilirkişi raporlarıyla kabul edildi. Çünkü artık bakıyorsun hiçbir şey yok. Normal oyun havası kasetlerini, CD'lerini topladılar. Onları hepsini böyle dizmişler. Onları sergiliyorlar işte toplanan suç delilleri diye. Artık insanlar ne diye bakacaklarını şaşırdılar. Tek bir tane bakın kendisine şantaj yapıldığını iddia eden ne tek bir kişi çıktı. Tabii. Ne evet. Kendisinin gizli kameraya çekildiğini iddia eden ne de buna dair bir gizli kamera görüntüsü çıktı. Bir tane yok. Ve bunun aksine kendisine gizli kamerayla şantaj yapıldığı iddia edilen kişilerin hepsinin mahkemeye sundukları mektuplar var. Ünlülerle ilgili bayağı bir liste vermişlerdi orada sözde emniyet ifadelerinin içinde. İşte şu kişiye şu yapıldı, bu kişiye bu yapıldı diye. Hepsi mahkemeye dilekçe verdiler. Benim hiçbir şikayetim yok bu insanlardan. Hatta birçoğu tanımıyorum diye söyledi. Yani. Tanıyanlar çok değerli insanlardır diye söylediler. Evet. Son derece severiz. Hiçbirinden bir zarar görmedik. Ailelerin hepsi evet, dediler bunlar kırıl kırıl evet. Çocuklardır. Hiçbir şeyimiz yoktur. Hepsini seviyoruz. Defalarca bizim elimize gelirler giderler diye. Defalarca dilekçe verdiler. Sonunda ne oldu? Doğal olarak mahkemede hiçbir suç unsuru bulunamadı. Mahkeme kaç senedir devam ediyor. Evet. Hala devam ediyor. Daha da ucu açık yani devam edecek gibi görünüyor ama hiçbir hala şey yok ortada. Hala delil aranıyor. Bakın kaç sene o 99 senesinden beri hala delil aranıyor. Allah'a şükürler olsun. Hiçbir şey yok. Hiçbir delil yok. O yüzden işte Müslümanların hayatının nasıl olduğu tabii çok hayırlara vesile oldu. Daha da tanınmış olduk. Bizim bir kere böyle püf deyince sönmeyecek bir lamba olmadığımızı herkes evet. anladı. Bizim gücümüzü, kararlılığımızı anladılar. Sadakatimizi anladılar. İman eden insanların birbirine olan kenetlenmiş bina gibi saf bağladıklarını anladılar. Hiçbir evet. şekilde mesela diyor ki işte buradan çıkınca dağılacaksınız diyor. Ya yani biz neyiz, nereye dağılıyoruz? Yani şey gibi görüyorlar herhalde böyle atomlara parçalanacak, yok olacağız falan. Yani biz bir arkadaş topluluğuz. Niye dağılalım? Herkes birbirini seviyor. Yine gönül yani, birliği içinde evet. devam ediyoruz. Birbirimizi görüyoruz önemli inşallah. Bir şey. Çok önemli bir güç gördüler. Ama bu gücün maneviyattan ve sevgiden oluştuğunu kavradılar ilk defa. Evet, o onları şaşkınlık uyandırdı. Şimdi bizim çok uzun zamandır ve hala daha yani bizi tanımayanlar da şu an ona şaşırıyorlar da. Diyorlar ki mutlaka korkarsınız, mutlaka üzülürsünüz, mutlaka şu olur bu olur. Biz Allah'ın dilemesi dışında inşallah Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayız. Biz Allah'a sevgiyle bağlıyız. Biz Allah'ın yarattığını her zaman seviniriz. Biz üzülmeyiz. Tabii. Bu çok önemli bakın yani hani buna yok canım insandır üzülür diye bir şey doğru değil. Böyle bir kavram yok. İnsandır üzülür diye bir şey yok. Müslümandır üzülmez. Bizi işte daha önceden de bize bunu çok defa söylemişlerdi. Çok defa bu yani insani vasıf olarak bize bunu göstermeye çalıştıkları için çok defa bunu söylediler. Aslında o 99 yılındaki o baskın onlara çok fazla şey göstermiş oldu. Çünkü bizim yine düşünün hiç kimse şu anda 7 gün boyunca nezarethanede işkence her gün işkence görerek bırakılmaz. Yani ve şu anda en fazla 2 ya da 3 gündür. Yani o bile evet. çok fazladır. Hatta evet. bir gün girenler bile bayağı onu şey olarak anlatırlar. Tabii. Böyle başlarına çok büyük bir felaket gelmiş gibi. Biz orada 7 gün boyunca tutulduk. Zaten limit odur yani 7 gün evet. ancak tutabilirler. Mecburen bıraktılar 7. günün sonunda yoksa tutmaya kararlılardı. Fakat o 7 gün boyunca o kadar zor şartlar altında uyku uyumadan, yemek yemeden ve işkence zoru altında ve her gece yarısı her canı istediklerinde sorguya götürerek tabii. yani tabii. Götürme şeklinde ve daha da zor şartlar altında bırakmalarına rağmen biz orada yine neşeliydik. Tabii ki. Biz orada yine çok rahattık.
bize polislerin tamamı çok şaşırdılar. Evet. Biz orada yine çok güçlüydük. Biz Allah'a güveniyorduk. Onları anlayamıyordu ama biz onu yaşadık. Biz bunu kerhen değil, yani öyle olması gerektiği için değil. O çok önemli. Tabii. Allah'tan gelen bir huzur, güvenlik ve o güveni, yani güzelliğin bir nimetin sevinci olarak biz bunu yaşadık. Evet. Bu çok önemli. Biz bunu doğal yaşadık. Onlar da doğal yaşadığımızı bildiler. Bize yani şeref olarak döndü o. Orada bütün işkence gören hepimiz, bütün arkadaşlarımız, bütün kardeşlerimizi, bizim için inşallah şeref oldu.